Herkese merhabalar arkadaşlar. Güvensiz spor kariyerimizin yeni bölümüne hoş geldiniz. Evet, hemen bu bölüme de puan durumuna hızlıca bakarak başlayalım. Hatırlatma amaçlı bakıyoruz. Gördüğünüz üzere Galatasaray 76 puanlı lider. Hemen ardından ikinci sırada biz varız 74 puanla. Beşiktaş 71, Galatasaray 68 puanda. Evet, şimdi hemen takvimini de gösterelim. Bir önceki bölümlerde iki maç kaldığını zannederek oynamıştım ama ligdeki takım sayısı arttığını unutarak bunu yapmıştım. Meğersem iki maç daha varmış. Gördüğünüz üzere Beşiktaş deplasmanına gideceğiz. Sonra Türkiye Kupası'nda yarı final mücadelesinin ikinci maçını oynayacağız. 1-0 kaybetmiştik Fenerbahçe'ye. Onun rövanşını oynayacağız. Ve ligin son maçında da Konyaspor deplasmanına gideceğiz. Dediğim gibi Galatasaray lider ama son iki maç her şey değişebilir. Beşiktaş deplasmanı zorlu. Bakalım neler yapacağız. O zaman hadi maça geçelim. Beşiktaş'ta deplasmanda mücadelemiz başlasın. Ve kalecimiz Ferhat Kaplan bedelsiz bir şekilde başka bir takıma gidiyor. Satış listesine koymuştuk. Sözleşmesi bitmek üzereydi ama transfer teklifi gelmediği için şu an bedelsiz olarak kendisi takımdan ayrılacak sezon sonunda. Evet, Kovac için transfer teklifi gelmiş Al Hilal'den. Sözleşmesi bitmek üzereyken uzatmıştık satabilelim diye. 2.650 milyon euro gelmiş. Güzel bir fiyat. 2.550'ye kadar çıkabilirsiniz diyor zaten. Bence çok fazla zorlamadan bir tık daha üstünü isteyelim. Verirler mi bilmiyorum ama. Ya da direkt kabul edelim ya. Çünkü zaten oyuncunun ederinden fazlasını vermişler. Yeni transfer ücretini istemeyecektim ama neyse. Hadi öyle olsun. Kabul ettiler. Zaten çok cüzi bir miktar artış yaptım. Kovac da yeni sezonda takımımıza ayrılacak. Birçok başta görev aldı Kovac. Kendisine teşekkür ediyoruz ama önümüzdeki sezon takımımızda çok fazla yeni transferimiz olacak. Yeni yıldızlarımız gelecek. Anlaştık şimdiden. Bakalım neler olacak. Davas için de transfer teklifi gelmiş. Doğan Can Davas. 25 yaşında. Bakalım 490'a kadar isteyebilirmişiz. Hemen bir görüşme yapalım. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Evet, şöyle bir 550 istesek masadan kalkarlar mı acaba? 470 veriyor. Hadi 500 diyelim. Evet, 500 bin euroya anlaştık. Evet, Beşiktaş maçına bu 11 ile bu dizilişte çıkacağım. Son iki maçta da ikinci yarılarda bu dizilişe geçince daha da rahat oynadığımı gördüm. Hücum anlamında biraz daha düşük olabilir ama orta saha kalabalık, dörtlü defans çok daha iyi olacaktır. Sağ bek ve sol bekte orta saha oyuncuları yer alıyor. Mecbur, çünkü sağ bekimiz Muhammed'i çok beğenmiyorum. O yüzden Kovac'ı oraya çekeceğim. Eksi 20 gösteriyor ama yine de hepsinden çok daha iyidir. Savicevic de defansif bir orta sahaydı. Sol bekim olmadığı için onu orada oynatacağım. Bu 11 ile Beşiktaş maçına çıkacağım. Bakalım neler olacak. Maçı full oynuyoruz. Hadi başlayalım. Ve Süper Lig'de son iki maça girilirken Giresunspor Beşiktaş deplasmanına çıkıyor. Liderin hemen arkasındayız. Lider Galatasaray'ı takip ediyoruz. Liderliği daha doğrusu bizden alan Galatasaray'ı takipteyiz. Şimdi Gerson neler yapıyor? Maçın başı henüz. Gerson ceza sahasına girdi. Savunma araya girdi. Gerson gerçekten ipe dizdi yani. Büyük takımlara karşı oynamak her zaman gerçekten zor. Ve şu an Beşiktaş çok hızlı başladı maça. İki pozisyonu zar zor savuşturduk. Şimdi korner kullanıyor Gezal'la Beşiktaş. Orta geldi. Gol dostu. Eyvah eyvah. Çok çok yoğun tempolu başladı Beşiktaş. Rozier'e geliyor Beşiktaş. Rozier kesti ortayı. Savunma araya girdi. Şimdi Rodriguez. Soldan Antun'a kaçtı. Kaleci çıkıyor. Mert aldı. Hafif. Rodriguez. Antun değil, Martin. Sıyrıldı Martin. Kaleci karşı karşıya atamadı. Şimdi araya gireceğiz mi göremiyoruz. Rodriguez ayakta kalmayı başardı. Henry Martin. Hafif. Rodriguez yine kaçtı. Rodriguez. Çekti topu. Rodriguez ayak geçiyor. Uzak köşeye topu alardı.
Yine önünde Giresun Spor. Rodriguez de 1-0 öne geçiyor. Tam burada şut çekecekken çekti topu uzak köşeye. Plesey'i bıraktı. Rodriguez bu yılın Henry Martin'le birlikte en iyi transferlerinden. O da çokça gol ve asist katkısı yaptı. Saiz. Şimdi Gezal. Rozier. Ama sonra durduramadı. Şimdi tehlikeli geliyor yine Beşiktaş. Durduralım artık. Kaleci. Antuna. İsmail Yüksek. Şimdi sağ taraftan Antuna'ya da geldik. Kuvas. Antuna. İsmail. İsmail'den Antuna'ya. Antuna sıyrıldı mı? Antuna. Sıyrılamadı. Yorgost. Deli Ali çok tehlikeli. Deli Ali vurdu. Vah be. İlk yarıda son saniyelerde geldi Beşiktaş. Kuvas. İsmail. Antuna. İsmail. Rodriguez'e. Sağa atacaktım ama Rodriguez'e gitti olsun. İlk yarıda 1-0 önde kapatıyoruz. Rodriguez'in golüyle şu anda Henry Martin gösteriyor. 39 gol 33 maçta. Müthiş bir istatistik. Bugün atamadık ama atar belki ikinci yarı. Evet, bu kadroyla ve dizilişle devam edelim. İkinci yarıda Arda'yı falan da alırız belki oyuna. Şimdilik böyle iyi. Campuzano. Rodriguez. İsmail. İsmail. Kuvas. Üstü ortayı Henry Martin'den önce savunma. Şimdi Antuna. İsmail. Campuzano sen koydun. Şimdi yine karşı karşıya atamadık. Top yine bizde kaldı. Antuna. Kuvas kesti. Beşiktaş savunması araya giriyor. Sağ tarafa Gezal'a doğru çok güzel bir pas attı. Raşit Gezal. Raşit Gezal. Gezal ceza sahasında sert vuracak. Hemen araya girdik. Bir şut daha geldi dışarıya. 60. dakika. Şimdi Raşit Gezal. Sar. Tehlikeli getirdiler. Tehlike sürüyor. Kaleci Mahli. 71. dakika. Tehlikeli geldi. Beşiktaş. Antuna. İsmail. Henry Martin İsmail'i bırakmak istedi. Araya girdi savunma. Savicevic. Şimdi Afif'le soldan geleceğiz. Afif Rozier'e yakalamaya çalışıyor. Afif süratli. Afif çizgiyi de ortaya kesti. Henry Martin geçti. Kaleci dokunmadı. Benden deste çıkacak şimdi Beşiktaş. Çok tempo kazandı maç. Şimdi geliyor Beşiktaş yine. Gerson Fernandez. Vergos son anda Sainsbury. Çok kritik bir müdahaleydi. Antuna iyi döndü. Masa akıdan kurtardı topu. Antuna. Ceza sahasında Henry Martin var. Döndü vurdu. Mert ama. Herhalde offside bağırıyor. Kalkıyor. Bu dakikaya kadar iyi getirdik. Şöyle orta sahaya bir Arda'yı alalım. Sol açığa da Alvarado'yu alalım. Aslında sağ kanatmış Alvarado. Alalım. Alvarado'yu sağa alalım. Taze kan oyuna girsin. Son 6 dakika maçta bakalım Beşiktaş karşısında galip gelebilecek miyiz? Beşiktaş'ı yenersek belki tam hatırlamıyorum puan durumunu ama Fenerbahçe Beşiktaş'ı geçebilir belki. Edson Fernandez. Pası Deli Ali. Aman penaltı verdi. Hiçbir şey yok ya. Kareyle müdahale ettim sadece. Eyvah. Bir şut şimdi. Çıkardık. Dakika 89. Deli Ali. Şutunu vaklikte çıkardık kaleci vaklikte. Şimdi orta geldi. Vergust. Henry Martin. Henry Martin.
Şimdi maçın bitmesi lazım artık. Girin araya. Faul verdi hakem. Aman tanrım. Neler oluyor? Afif gir araya. Vur ileriye Alvarado. Maç bitir hakem. İşte bu. Müthiş maç. Beşiktaş deplasmandan 3 puanı tek golle aldık. 88-89. Dakikalarda penaltıyı çıkarıyor işte görüntüde. Vaklik. Takım arkadaşları onu tebrik ediyor. Çünkü çok önemli bir iş yaptı. 3 puan bizim. Bakalım Galatasaray ne yapmış? Galatasaray'a geçebildik mi? Çok merak ediyorum açıkçası. Beşiktaş Fenerbahçe'yi yerini kaptırdı mı onu da merak ediyorum. Evet, ligde yeniden son bir maç kala zirveye çıktık ama Galatasaray tabii daha henüz maçını oynamamış. Eğer Galatasaray berabere bile kalsa herhalde biz mi lider oluruz bilmiyorum. Galatasaray bizi yendi. Genel avantaja bakıyorsa biz önde oluruz. Galatasaray Ankara deplasmanına çıkacak. Pardon, Hatay deplasmanına gidecek. Bakalım oradaki skor ne olacak. Sonra son haftada Galatasaray Ankara Gücü deplasmanına gidiyor. Biz de Konya deplasmanına gideceğiz. Bakalım ligde şampiyonluk gelecek mi? Ha bu arada ikinci, üçüncü, dördüncü sıra ne olmuş? Ona ben kendim bakmadım açıkçası. İsteyi açalım. Beşiktaş 71, Fenerbahçe 68. Fenerbahçe de maçını yapmamış. Fenerbahçe de kazanırsa Beşiktaş da eşitleyecek. Fenerbahçe kimle yapıyor? Trabzon'la oynuyor. Fenerbahçe'nin altındaki Trabzon'la oynuyor. Çok enteresan bir lig. Son haftalar müthiş geçiyor gerçekten. Şimdilik lideriz ama Galatasaray maç eksiği var. Bakalım neler olacak. Evet, Savic'e bir transfer teklifi gelmiş. Son maçlarda sol bekle oynattı kendisini mecburiyetten ama gayet güzel bir mücadele örneği gösterdi. 1.1'e kadar çıkabilirmişiz. Zaten 1.50 vermiş. Bir görüşme yapalım. 100-200 fazla isteyelim bakalım neler olacak. Evet, 1 milyon 50 bin euro istemişler. Biz de 250 isteyelim. Çok arttırmayalım. 1.50'nin üstüne çıkmıyorlar. 1.150 diyelim. Kabul ettiler. Oyuncuyla anlaşırlarsa Savicevic de önümüzdeki sene takımdan ayrılmış olacak. Ve Kuvas 2.750 bin euroya Al Hilal'e transfer oluyor. Kuvas kabul etmiş. Bu transferden D puanı aldık. Niye o kadar aldık? Oyuncunun değerinin çok üstüne sattık aslında ama neyse. Evet, sırada Türkiye Kupası yarım final ikinci maçı var. İlk maçta Fenerbahçe 1-0 yenilmiştik. Bu maçta en az bir farklı galibiyet alıp maçı uzatmayı deneyeceğiz. Daha farklı bir galibiyet alıp tur geçmek neden olmasın. Ama yenilmeyelim. Bu maça da bu dizilişle çıkıyorum. Bu kadro dizilişi çok daha uygun bizim için. Zorda oynuyoruz oyunu. Dünya klasında oynuyoruz. Çok çok zorluyor rakip takımlar. Hele ki böyle güçlü takımlar gelirse. O yüzden bu dizilişle devam edelim. Haydi Türkiye Kupası için mücadeleye başlayalım. Türkiye Kupası yarı final ikinci mücadelesinde Giresunspor Fenerbahçe ile eşleşiyor. Bakalım 1-0'ın rövanşında Fenerbahçe karşısında neler yapacağız. Daha defansif bir kadroyla sahadayız. Önceliğimiz gol atmak ama yine de gol yemeden bir süre götürmemiz gerekiyor ki attığımız golün de bir anlamı olsun. Şimdi çok tehlikeli geliyor. Fenerbahçe. Joao Pedro sert şut ama izin vermedik. Campuzano. Savicevic. Afif kaçtı. Afife doğru. Offside var mı? Yok herhalde. Afif ceza sahasında Afif'in pası ama son anda müdahale ettiler. Joshua King. Serdar Dursun. Pedro'dan önce Denayer. Şimdi Kovas, Rodriguez, Meya, Antuna, Atlas, Salay, Perez, Henry Martin araya girdi. Henry Martin kendi oyuncumuzdan döndü sert şut. İyi bir açıydı aslında. Şimdi Henry Martin ceza sahasında ortası içeriye atıldı. Salay, Campuzano, Meya. Vur oğlum. Olmadı. Yine Atilla Saray araya girdi her yerde.
King. Joshua King. Şimdi tehlikeli geliyor. Fenerbahçe Serdar Dursun'la. Serdar Dursun sarıldı. Pası içeriye savunma. Bu arada Fenerbahçe ile oynuyoruz. Biraz önce de Fenerbahçe Giresunspor maçı vardı. Giresunspor Fenerbahçe'yi yendi 2-1. Fenerbahçe 8 hafta sonra Giresun'a kaybetti. Campuzano solda hafif offside. Çok güzel ataktı ama. Sağ tarafa Meia. Kurtar onu Meia. Antuna. Antuna. Kuvas. Kesti ortayı. Afife doğru gol. Afife'nin golü. Müthiş bir atak. Müthiş bir koşu yaptı Afif yukarıda. Gördüm onu. Orta güzel. Kafa vuruşu güzel. 1-0 yenildiğimiz maçın rövanşında 1-0 öndeyiz. Türkiye Kupası'nda finale çıkacak takım kim olacak? Antuna geçti. Galatasaray arkasında Antuna. Henry Martin çok klas bir pas. Gol olacaktı ama offside. İyi işler yaptık bu dakikaya kadar. Atilla Saray, Lincoln. Lincoln pas hatası, Rodriguez, Afif. Rodriguez'e tekrar. Rodriguez. Lincoln'in pas hatasını müthiş değerlendirdi. İkinci golcümüz oldu artık Rodriguez. Çok klas bitirdi. 2-0 yapıyoruz. Artık avantaj bize geçiyor. 1-0'ın rövanşında. İlk yarıyı 2-0 önde kapatıyoruz. Atak aslında rakibe de şanslar geldi. Fenerbahçe iyi ataklar yaptı ama son hamlelerle, defansif müdahalelerle uzaklaştırdık. Bakalım ikinci yarıda bize neler gösterecek. Serdar. Memor girdi. Çok tehlikeli bir oyuncu Memor. İşte görüyorsunuz hemen sıyrıldı. Emre ortası. Denen var. Sonra Serdar Dursun. Joao Pedro. Kaleci vakti. Tehlikeli geldiler. Hafif. Campuzano. Hafif Henry Martin ama geçmedi. Evet Hakan. Batshuayi bomboş, Batshuayi topağlarda. İnanılmaz bir boşluk vardı orada. Neden, niçin vardı bilmiyorum ama. Golü atan Fenerbahçe'nin golcüsü Batman golü attı. Arda'yı alasım vardı tam maçı. Alamayacağım şimdi ya. Atilla Salahi. Lincoln. Şimdi yine pas arası yaptık. Afife doğru, ah be geçmedi. Serdar Dursun sola döndü, araya girdik ama nereye? Durduk yere korner verdik ya. Neyse Arda Güler'i alalım ya. Rodriguez'in yerine Arda Güler geliyor. Kendi takımına karşı oynayacak Arda ama bonservisini alma hakkımız var, inşallah alırız. Ya Pedro çizgiden. Şimdi karambol oldu, bir şeyler oldu. Top bizde kaldı. Afif. Afif. Bas gaza Afif. Afif gidiyor. Afif. Arda Güler içeride. Afif. Ya bir pası veremedim be Afif ya. Öf. Afif. Campuzano. Henry Martin. Antuna ve gol. Çıkarmadık Antuna'yı. Attı golünü sonunda. Yine de farkı 2'ye çıkarıyoruz. Avantaj yine bizde. Golü attı. Farkı yeniden 2'ye çıkardık. Antuna'yla. Şimdi Serdar Dursun. Serdar Dursun ne yapıyorsun? Ver topu. Savcevic. Hafif. Geçmedi ama top hafifte kaldı. Hafif Arda'ya, Arda'dan Hafif'e, Hafif. Hafif ceza sahasında. Hafif Arda'ya yürüyor. Arda kaçtı.
Hafifle vurmadım. Arda'ya attırmak istedim. Ama başarılı olamadık. İnşallah bu şımarıklığımız kötü sonuçlanmaz. Çünkü Fenerbahçe çok tehlikeli geliyor. Batshuayi çekti. Batshuayi. Arda'ya attıracağız diye yedik golü. Belki de eğleneceğiz yarın sahada. Muhammed sen gir bari. Sadece bir çok yorulmuş. Nasıl yedik? Biz atacakken onlar attı golü ya. İrfan Can atmış. Arda. Arda. Emi Martin yeniden Arda'ya doğru. Perez girdi araya. Şimdi bu skorla biterse maç ne olacak onu bilmiyorum ki. İki maçta bir farklı galibiyetler oluyor. Uzayacak mı acaba? Tabii biz gol yemezsek. Batshuayi bizi mahvetti sonradan gelip. Bir gol bir asist yaptı. Şimdi Arda. Sağ tarafta Antuna'yı gördü Arda. Artık son dakika maçta Antuna. Henry Martin içeride. Henry Martin. Tüm Fenerbahçe oyuncular yere serildi. Müthiş bir dakika, müthiş bir gol. Durdu kral. Golünü atıyor. Arda'nın da payı büyük. Ve 4-2 kazanıp finaldeyiz. Ligde liderliği geri aldık ama tabii maç şu eksiği var Galatasaray'ın. Kupada da 1-0 yenilmemize rağmen rövanşı aldık. Müthiş bir maçtı gerçekten. Takımımı tebrik ediyorum. Gerçekten müthiş bir maç çıkardık. Ve Türkiye Kupası yarı finalinden finale çıkan iki takım Giresunspor ve Beşiktaş oluyor. Finalde yine Beşiktaş'ta oynayacağız. Bir maç daha oynayacağız bu sezon. Bakalım finali ve kupayı alabilecek miyiz? Ve Doğan Can Dallas satılmış 500 bin euroya. Bir oyuncuya daha transfer teklifi gelmiş bizden. Faustin Senghor. O beğenmediğimiz stoperimize transfer teklifi gelmiş. Direkt bunu kabul edeceğim. Hiç 29 yaşında zaten 62 overall hemen kabul ettik. Evet. Müthiş maçlar oynadık. Son zamanlarda hemen şimdi puan durumuna bakalım artık. Evet ikinci sıraya yeniden gerilemişiz çünkü Galatasaray maçını kazanmış. Şampiyonluk maçı artık son haftaya kaldı. Galatasaray Ankara Gücü deplasman. Biz de Konya deplasmandayız. Bakalım kim şampiyon olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor arasında da çekişme var. Trabzonspor Fenerbahçe Beşiktaş'ı geçmek için çabalayacak. Bizim yerimiz garanti. İkinciliği garantilemişiz. 6 puan fark atmışız üçüncüye. Biz de Galatasaray'ı takipteyiz. Bakalım biz kazanırsak Galatasaray kaybeder. Biz kazanırsak Galatasaray kaybederse şampiyonluk neden olmasın? Buraya kadar getirdik. Artık son maçları oynayalım. Neler olacak görelim. Savicevic işte Los Angeles'ta. Onu da sattık. Evet yeni genç raporumuz gelmiş. Bakalım kimler var. Enes Çetin. Özgür Sadık çok iyi değil. Bunu direkt reddedelim. Can Demir reddet. Ahmet Çetin işte iyi değil ama aralarında iyi. Bülent Karadağ. Bu çok kötü. Bu 3 oyuncuyu bir denemek için altyapıya tutalım yani. Çok iyi değiller ama hadi sözleşme imzalamış olalım. Altyapıda oyuncu olsun. Şimdi sıradaki maç Konya Spor deplasmanı artık ligin son maçı. Ya Galatasaray ya Giresun Spor şampiyon olacak. Ve artık son maç Konya Spor deplasmanı. Son maçımıza çıkmadan puan durumuna baktım. Galatasaray maçını bizden önce oynamış ve kazanmış maalesef. Galatasaray şampiyon oldu. Biz ikinciliğimiz garanti. Son maç oynamamıza gerek yok o yüzden. Çünkü Beşiktaş maçı var. O yüzden hiç gerek yok. Biz direkt maçı hızlı simüle edelim. O maçta zaten 1-1 beraber kalmışız. O zaman yapacak bir şey yok. Ligi 2. sırada tamamladık. Gayet güzel bir başarı bence. Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacağız. Evet. Lig sonunda 78 puanla Giresunspor 2. bitiriyor. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde playoff oynayacağız. 3 milyon euro ile başladığımız sezonda ligi 2. bitirdik. Önümüzdeki sezon transferini daha bu sezonun devre arasında yaptık. Güzel transferlerimiz var. O videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin. Şimdi Türkiye Kupası finali için Beşiktaş'la oynayacağız. Bakalım Türkiye Kupası finalinde bu sezonu kupayla taçlandırabilecek miyiz?
Ve Meyer için de transfer teklifi geldi Türkiye Kupası maçı öncesinde. 22 yaşında 1.650 isteyebilirmişiz. Aslında Meyer'i iyi bir oyuncu tutsak mı ya? Ama bir görüşme yapalım ya. Önümüzdeki sezon çokça zaten oyuncumuz geliyor. Satabilirsek en yüksek seviyede satalım. Şimdi Meyer 22 yaşında bir oyuncu olduğu için ben diyorum ki buna tekliften biraz daha fazla para isteyelim. Oo, kesinlikle vermiyorlar. Hadi 1.850 olsun. 1.550. Son olarak hadi 1.650'ye bayağı bir düştüm. Alıyorsanız alın. Almadılar. Aa, 100 bin euro daha arttırmadılar. Masadan kalktılar. Çok da önemli değil. Evet, bu kadroyla çıkalım. Türkiye Kupası final maçındayız. Beşiktaş'la oynayacağız. Bu sezonu şampiyon olamadık ama ligde şampiyon olamadık ama kupayı şampiyonlukla taçlandırmak istiyoruz. Haydi kupa finaline başlayalım. Ve Türkiye Kupası final maçında Beşiktaş lig üçüncüsü Beşiktaş ligi üçüncü bitiren Beşiktaş ligi ikinci sırada bitiren Giresunspor'la karşılaşıyor. İki takım da şampiyonluğu kaçırdı ama Türkiye Kupası şampiyonu olmak istiyor. Campuzano. Şimdi sağ tarafta Antuna. Antuna ceza sahasında. Antuna direkt. Çok hızlı başladı Giresunspor. Direkten döndü top. Atiba Hutchinson hala oynuyor. Bu sezon sonunda bırakacak mı yoksa devam mı edecek? Atiba şimdi sola doğru. Beşiktaş tehlikeli geliyor. Muleka bir türlü müdahale edemedik. Muleka vurdu Vakli. Beşiktaş da ilk şutunu tehlikeli bir şekilde çekti. Şimdi orta geldi içeriye. Denaya. Rozier'in pası. Kaleci Vakli. Ne oluyor? Orada neler oluyor? Nasıl bir görüntüydü? Neydi o? Muleka. Döndü. Getson Fernandez. Akgün. Bu oyuncuyu tanımıyorum. Kim bu? Ak ortaya yaptı. Bomboş pozisyon. Bu nedir ya? Stoperimiz ne yapıyor? Hiçbir şekilde anlamış değilim. Maça çok iyi başladık. Şutumuz direkten döndü ama golü saçma sapan bir boşlukla Muleka attı. Getson presi yaptık. Kazandık. Antuna. İsmail. Şimdi Rodriguez. Ceza sahasında Rodriguez. Henry Martin içeride. Mert. Muleka sıyrıldı. Muleka ceza sahasına doğru gidiyordu. Ortasını kesti. Savunma Denayer. Şimdi İsmail. Campuzano ile çıkacağız. Rodriguez. Şimdi Henry Martin Antuna'ya. Antuna. Ceza sahasında Antuna. Pası Rodriguez. Rodriguez'de Türkiye Kupası finalinde durumu 1-1 yapıyoruz. Bu ligde de kupada da gollerini sıralıyor Rodriguez. Henry Martin'den sonra en büyük katkı yapan oyuncu oldu bu sezon. Uf, o neydi? Campuzano ile çıkacağız. Afif soldu, kendini gösterdi. Afife doğru. Afif alır mı? Afif. Ceza sahasında Afif'in ortası Antuna. Henry Martin daha boştu ama onu atamadık. Şimdi sol tarafta Denayer. Savicevic. Afif kendini gösterdi. Afif süratle. Afif ceza sahasında. Afif pas vermiş. Pas vermedik orada. %100'lük gol kaçırıyoruz Afif'le. Şutu da çok kötü gitti. Maalesef ilk yarı 1-1 bitiyor. İkinci yarıda kupa için daha etkili olmamız lazım. Bir gol bulmamız lazım. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndayız. Kupa bizim olacak mı? Afife çok sert bir hareket. Sarı kart çıkıyor ama bence kırmızı bile olabilirdi orada. Orada Denayer'in ne işi var? Çok kötü bir şekilde kaptırdık. Gene Beşiktaş çıkarsa tehlikeli olur. Şimdi girdi araya Denayer ama top Beşiktaşlar'da kaldı. Afif. Şimdi Afif arka tarafa doğru kesebilecek mi? Orta geldi, müthiş bir kafa ve gol. Rodriguez yine golü atıyor.
Pire gibi geldi oraya, kafayı soktu, gol attı. İşte müthiş bir koşu, müthiş bir uçuş, müthiş bir kafa golü. Rodriguez gerçekten son maçlarda çok büyük katkı sağladı bize. Henry Martin, Antuna, inşallah ofsayt değildir. Antuna değil, ofsayt. İçeride kim var? Gene Rodriguez. Rodriguez, kaleci Mert. Beşiktaş tehlikeli geliyor. Beşiktaş atağı büyüyor. Uzaklaştıralım artık. Uf, sert bir faul yaptık orada. Fernandes topun başında. Gezal da geldi. Gezal atladı. Şimdi Fernandes dışarıya. Gerson Fernandes. Kovac'ın yerine bu arada Meyye'yi oyuna alıyoruz. Rodriguez, Afif sağına çekti, vurdu Mert. İsmail Yüksek. Şimdi Rodriguez'le sağ taraftan geleceğiz. Henry Martin içeride. Henry Martin'e doğru ters bir vuruşturan top. Bir daha. İnanılmaz bir gol kaçtı. İnanılmaz. Ben bir Arda Güler'i artık oyuna alayım. Çok net bir pozisyon kaçtı. Rodriguez'i artık kenara alalım. Afif'in yerine de Afif'i çıkarsak mı ya? Afif iyi oynuyor ama Alvarado'yu alalım oraya ya. 86. dakikadayız. Nefesler tutuldu. Kupa Giresun'a gelecek mi? Şimdi Jackson Mleka. Sol taraftan tehlikeli geliyor. Yine Beşiktaş. Orta geldi. Kaleci Vaktik. Dakika 89. Henry Martin indirdi. Antuna son anda Montero. Çok tehlikeli bir atak olacaktı. Bu degajdan gelen top. Şimdi Beşiktaş tehlikeli geliyor. Sar. Gerson Fernandes. Gezal. Rozier. Şimdi Campuzano araya girdi. Alvarado ve maç bitti mi? Ve maç bitiyor. Bir asist var. Ligi şampiyon bitiremedi ama. Türkiye Kupası'nı şampiyonlukla bitiriyor işte Giresunspor futbolcular. Hak ettiniz. Siz bunu hak ettiniz. Rodriguez'in iki golü. İşte Kaptan Denayer ve Henry Martin golcümüz. Bu maçta atamadı ama tüm sezon boyunca müthiş bir katkı sağladı. İşte yeni sevinç görüntüleri FIFA 23'te. Şampiyon Giresunspor. İşte kupa töreni. Arda'yı görüyorsunuz. Fenerbahçe'den kiralık Arda ilk sezonunda kupayla tanışıyor. Şimdi Kaptan Denayer gelecek. Kupa kaldıracak. İlk transferimizdi. Kaptan Denayer. Ve kupa Giresunspor'da Türkiye Kupası şampiyonu. Lig ikincisi Giresunspor'un oluyor. Önümüzdeki sezon lige de adayız. Lig şampiyonluğunda da. Bakalım Şampiyonlar Ligi playoff'unda neler yapacağız. İşte şampiyon Giresunspor. Evet, kupa Giresunspor'da. Ve Türkiye Kupası'ndan da şampiyonluk ödülü olarak 780 bin euro kazandık. Allah bereket versin ne diyelim. Altyapıdaki oyunculardan iki tanesini A takıma yükseltebiliyoruz 17 yaşında olduğu için. Onları da yükseltelim. Mesela bu da geliyor mu? Evet, 16 yaşındaki oyuncu da geldi. 15 yaşındaki oyuncuyu alamıyoruz. Onları da alalım, yeni sezonda değerlendiririz. Ya satarız ya da oynatırız. Evet. İstatistiklere de hemen hızlıca bakalım sezonu kapatmadan önce. Henry Martin Süper Lig'de gol kralı oldu. Açık ara farklı 35 maçta tam 39 gol attı. Giresunspor formasıyla Rodriguez de gördüğünüz üzere 6. sırada yine Giresunspor'dan büyük bir gol katkısı yaptı. Asistlerde de Henry Martin 12 asist, Antuna yine bizden 12 asistle birinciliği paylaşıyorlar. Ama Henry Martin 35 maçta 12 asist yaptığı için liderliği ona vermişler.
Antuna 36 maçta yapmış. Hemen 4. sırada da Rodriguez var. 31 maçta 9 asistle büyük katkı sağladı. Gol yenmeyen maçta da kalecimiz Vaklik. 14 gol yenmeyen maçta o da zirveyi açık farklı diyebiliriz. Çünkü 3 gol yenmeyen maç fazlasıyla hem de 30 maçta yapmış bunu Vaklik. Muslera 36 maçta 11 gol yenmeyen maç çıkarmış. O da ikinci olmuş. UEFA'ya bakalım. Evet, UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Juventus'u finalde yenen Real Betis'in oluyor UEFA Avrupa Ligi. Hemen Şampiyonlar Ligi'ne de bakalım. Şampiyonlar Ligi şampiyonu finalde Tottenham'ı yenen Paris Saint-Germain oluyor. 2-2 bitmiş normal süresi maçın. 4-3 ile Paris Saint-Germain finalde Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş. Evet, büyük bir sezonu geride bırakıyoruz. Ligi ikinci bitirdik. Türkiye Kupası şampiyonu olduk. Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi için playoff oynayacağız. Yeni transferlerimiz takımımıza katılacak. Ara transfer döneminde yapmıştık biliyorsunuz. Sözleşmesi biten birçok oyuncu takımımıza katılacak. Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde olmayı, lig şampiyonu ve kupa şampiyonu olmayı hedefliyoruz. Bir sonraki videoda yeni sezona başlayacağız. Yeni transferlerimizde, yeni Giresunspor'u kaçırmayın. Lütfen bu macerada bize katılın. Şimdilik hoşça kalın.